babamız da buradaydı. Selin, hadi bir tanem. Hadi canım, geç kalacağız. Tamam, geldim. Geldim işte. Nasıl, uygun mu sence? Gayet uygun. Ama çok da içime sinmedi biliyor musun? Bana 5 dakika ver, ben hemen tekrar hazırlanıp... Ay, saçmalama, saçmalama. Çok yakışmış, çok uygun, çok güzel, çok güzel görünüyorsun. Hadi çıkalım, geç kalacağız. Tamam, peki... Söylememiz gereken bir şey var mı sence? Nasıl bir şey? İşte süreci hızlandıracak, hani bunu dersek daha iyi olur. Saçmalama, hadi çıkalım hadi. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Aynı zamanda çok da korkuyorum bir aksilik çıkacak, bir şey olacak diye. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Her şey yolunda gidecek, bana güven. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Ama biraz daha çıkamazsak... aksilik çıkacak çünkü yetişemeyeceğiz, hadi. Oltan babaya ne yapacağımızı söyledin mi? Hayır. Sence de bilmesi gerekmiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Bak canım, şu konuda anlaşalım. Seninle ben bir aileyiz. Evet, babam da var, senin annen baban da var. Serra. Evet. Ama yani esas... biz bir aileyiz. Kararlarımızı ikimiz alacağız o yüzden. Evet, bazen danışmamız gerekir. Danışırız. Anlıyor musun ne demek istediğim? Tamam. Hadi. Hazır mısın? Hadi bakalım. Tolga, bir dakika. Ne oldu? Selim bak, en ufak bir şüphem varsa hemen gidebiliriz buradan. İstemiyorsan hemen vazgeçebiliriz. Ben senin içine tam sinmeyen hiçbir şey yapmayacağım. Söz, bir daha konusunu bile açmam. Gideriz buradan. Hayır, hayır. Ya çok istiyorum. Hem de çok istiyorum ama... çok, çok heyecanlandım ben. Yani biraz fazla heyecan yaptım. Bir de korktum yine bir aksilik çıkacak, bir şey olacak hayır, diye. Hayır, söyleyip durma şunu. Çıkmayacak. Her şey çok güzel olacak. Söz mü? Söz. Şöyle yapalım o zaman, seni biraz rahatlatmak için. Bir nefes al bakayım. Nefes ver bakayım. Nefes al bakayım. Nefes ver bakayım. Çok teşekkür ederim. Hadi gidelim. Çok heyecanlıyım. Ben de. Buyurun. Müdür Hanım merhaba, ben
Tolga Kaşfoğlu, telefonda konuşmuştuk sizinle. Evet, evet. Hoş geldiniz Tolga Bey. Hoş bulduk. Eşim Selin. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Hoş bulduk. Ben de. Buyurun, oturun. Size telefonda da bahsettiğim gibi biz eşim 5 aylık hamileyken talihsiz bir olay sonucu bebeğimizi kaybettik. Evet, anlatmıştınız. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sonrasında da tekrar bebek sahibi olamayacağımızı öğrendik. Kendi çocuğumuzun olması tıbben mümkün değil artık. Yani en azından benim için eşimin olabilir tabii de. Hayır, olamaz. Biz bir aileyiz, olamaz. Kaybettiğimiz bebeğimiz kızdı. O yüzden biz bir kız çocuğuna koruyucu aile olmak istiyoruz. Ne kadar küçük olursa bizim için o kadar iyi. Yeni evli olduğumuz için evlat edinemiyoruz tabii ama... koruyucu aile olup ona annelik, babalık yapmak isteriz. Şunlara bak, çok tatlılar. Elmamı yerse arkadaşım Rüzgar. Çok tatlılar cidden.